Abla biraz dinle gel. يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله إلينا kırmızı taş ailesine, şehrimize hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Amin. Çalışanlarına ve kendilerine kazasız belasız işler yapmaları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bol ve bereketli işler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü kötülükten, arızı, semavi belalardan, musibetlerden ve kem gözlerden de muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bol ve bereketli işler nasip eyle. Bu cuma günü hürmetine, bu mübarek vakit hürmetine dualarımızın kabulü için, amin, Allah rızası için, İş yerimizin hayırlı ve uğurlu olması için El-Fatiha. Allah eylesin. Ortası. Ortası gelersen geliyor. Gel, gel, gelsin. Geliyor, geliyor. Gel. Gelebilir misin? Valla bir dakika. Ömer Bey kesin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kazasız belasız bol kazanç olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tayin etsin. Güzel. Bana gelin bir tezgaha 10 liraya alarsın. Nereden aldık bunları? Bunları hangi taraftan aldık? Bunları hangi taraftan aldık? Bilmiyorum. Abi hangi taraftan aldık? Bilmiyorum ki. Bardaklar ne kadar? Bilmiyorum. 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 Böyle bir saçma olamaz. Her şey kadar. Ay bir de çekme ya kardeş çekmesen mi? Bak ne yapacaklar diyorsun bir dakika. Markasıyla Kars'a yerel bir marketçiliği hizmetini sunmuş oldu. Tabii ki biz her zaman varyansınlarımızdan birisidir. Kars'ta kazancın, Kars'ta kalması konusunda. Tabii yerel marketleri elbette desteklemeliyiz. Bu da yerel marketçilik anlamında önemli bir örnek oldu. Kırmızıtaş ailesine teşekkür ediyoruz. Tabii biz her zaman şunu söylüyoruz. Siyaset iş adamlarının önünü açmalı. İş adamlarının altyapısını, şehrin altyapısını turizme, hayvancılığa göre şekillendirmeli. Ancak ticaretin içinde devlet olmadığı için
Bunu da girişimcilerin yapması gerekiyor. Ticaret Odası Başkanımız burada, MÜSİAD Kar Şube Başkanımız burada. Yine bir girişimci iş adamımız burada ve Kırmızı Taş Şinayet Kurulu Başkanı Ferdi Bey de burada. Ben bir şehri süsü geliştiren girişimcilerdir diyorum. Ve bu anlamda Kars'a yaptıkları hizmetlerden dolayı Kırmızı Taş Grubu'na ve Yönetim Kurulu Başkanı'na da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi biz Kars'ta ticaretle uğraşıyoruz 9 yıldır. Mobilya sektöründeydik. Yeni bir sektöre giriş yapmak istedik. Bu sektörün biraz daha açık olduğunu düşünerek bu sektöre giriş yaptık. Kars'ta kazanıyoruz. Kars'ı seviyoruz. Kars'a hizmet etmek istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlı olur. Hayırlara vesile olur inşallah. Müziyat hayal olmalı. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Ben de öncelikle Ferdi Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ferdi Bey'in bir özelliği de kıymetli arkadaşlar. Ferdi Bey hem Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi hem de aynı zamanda MÜSİAD üyesi. Ben de ziyadesiyle memnuniyetimi ifade ediyorum ki MÜSİAD üyesi bir iş yerinin de açılışında bulunmaktan son derece keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Sayın Başkanım, Adem Başkanım çok güzel değindi. Yani burada kazandığını da burada yatırım yapıyor. Bu da diğer hemşerilerimize de bir örnek olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu bir rekabettir. Yani kim ucuza verirse milletin paydasına olan bir şeydir yani. İster eski daha fazla alsın. Ha, aslında kapasitesi taşır taşımaz o da ayrı bir olay. Ama rekabet olduğu için çok iyi oldu. Yani. Tek tabanca olmak iyi bir şey değil yani. Tamam mı? Tek elde olmak iyi bir şey değil. Şimdi kim ucuz verirse, uygun verirse vatandaş öyle gider. Herkes parasını verir bari. Kimse bedava almıyor. Kimse bedava da vermiyor. Ha işte hayırlı uğurlu olsun Ferdi kardeşime diyorum. Ferdi kardeşime değerli bir insandır. Ticaret Odası yönetiminde bir kardeşim. Çok kaliteli, dürüst bir insandır. Adam Sarıkamış'tan ziyade gelip pasta yatırım yapıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şehrimize bu yatırımı gerçekleştiren Kırmızı Taş grubun yönetim kurulu başkanı Ferdi Kırmızı Taş'a öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şehrimiz açısından tabii sektör olarak bilindik bir sektör olsa da önemli bir yatırım. Son yıllardır bildiğiniz üzere birçok zincir mağaza ülkenin 81 ilinde yatırım yapıp 81 ilinde satış mağazası kurmuştur. Fakat bunların il ekonomisine pek fazla yani ciddi anlamda bir faydası yok. İstihdam olsun, kazanç olsun hiçbir şekilde şehir ekonomisine fayda sağlamayan işletmeler bunlar. Şehrin günlük kazancını, şehir piyasasındaki, ekonomi içerisindeki sıcak parayı her gün piyasadan alıp kurumsal firmaların büyük şehirlerde, metropollerdeki yatırımlarına aktarılır. Şehirde yaşayan, şehrin soğuğunu, kışını, ondan sonra zorluğunu çeken, o şehirde yaşamış, büyümüş kişilerin kazançlarını bu şekilde yatırımlar yapması gayet güzel bir durum. Bizlerin de bu konuda yerel yatırımcılarımıza, yerel iş adamlarımıza destek vermemiz gerekiyor. Hem kurumlar olarak hem de vatandaş olarak bu konuda alışveriş anlamında yerel esnaf tercih etmemiz gerekmektedir. Çünkü yerel esnaf kazanmalı, yaşamalı ki şehre farklı yatırımlar yapsın. Şehre ödediği vergiler dolaylı olarak yine yatırım olarak dönüp gelsin. Bunun için bu yatırım yapan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.